Nazlı Hanım merhabalar. Ee, öncelikle e, bu söyleşi için çok teşekkür ediyoruz size. Ee, o, bu söyleşi aslında bizim e, Akbank Sanat ve Açık Diyalog ortaklığında hazırlanan Çağdaş Sanat ve Kuratörlük Eğitim Programı sonucunda oluş, oluşan Dökümantasyon Proje Sergisi'nin e, bir parçası olarak e, düzenlendi. E, biz bir e, bu eğitim sonrasında Dökümantasyon Proje Sergisi hazırladık. Farklı sanatçılara e, yer verdik bu sergi, proje sergisinde Bir de e, bize Akbank Sanat bir deneyim alanı tahsis etti birkaç günlüğüne. E, bu deneyim alanında da yine, e, hazırladığımız dökümantasyon proje sergisi önerisinden e, farklı sanatçıları ve etkinlikleri kullanarak e, böyle bir birkaç günlük e, deneyim yaşama fırsatımız oldu. E, benim Konum e, oyuncak yetimhanesi bir geçiş deneyimi hikayesi e, başlıklı. Aslında e, psikolo psikiyatrist e, Donald Winnicott'ın geçiş nesneleri kuramı üzerine e, oluşturulmuş bir e, sergi proje projesi. Serginin teması yıllar içerisinde unutulan, e, beleklerimizde anlamını kaybeden çocukluk oyuncaklarımız e, çerçevesinde şekilleniyor. E, bu an e, bu konu çerçevesinde de sizin e, özellikle birkaç eserinizi çok e, kuran, e, bu çerçeveye çok uygun olduğunu düşündüğümden seçmiştim. E, i̇zninizle bunlar üzerinden konuşmak isterim. E, Tabii ki. Hı -hı. Bu e, Dokumentasyon Projesi sergisine Asamblajlar 1, Asamblajlar 2, Dönüşüm, Metamorfoz ve Yerleşememek adlı işlerinize yer vermiştik. E, deneyim alanında da e, dönüşüm metamorfozu kullandık. Öncelikle isterseniz e, hem kuramsal e, bu çerçeveye o, e, yakınlığınız, bu eserlerinizle bu e, çerçeve kapsamında nasıl bir benzerlik kurabiliriz? Bunun üzerine konuşalım. E, daha sonra deneyim alanında dönüşüm metamorfoza yer verdik. Onun hikayesini dinleyelim. Çok ilginç bir hikayesi var. Daha detaylı sizden dinleyelim. Ve diğer eserlerinizle ilgili de Kısaca ee, bahsedebiliriz uygun bulursanız. Hı hı. Evet, e, şimdi şöyle söyleyebilirim. Daha önce de bana işlerim üzerine e, e, sorular sorulduğunda benim e, şöyle bir geri dönüp baktım. Hatta bu son Düşlerden hakikatlere sergisinde Zeynep Sayınla bir söyleşi yapmışız. Orada e, şimdi buraya gelmeden önce kısa bir ne de ne demişim diye bir baktım. E, gerçekten Minikot'un işleriyle hiç düşünmemiştim evvelce. Ama bahsettiğiniz gibi çok iyi yakalamışsınız bir şey var yani ilişki var. Her seferinde söylediğim şey şu, ben de yani bütün hayatımı kapsayan beni biçimlendiren her şey dış dünyayla karşılaştığında yani benim kendi özelim kamusal olanla kesiştiğinde çarpıştığında ki bu işte bütün dünyanın hali içinde bulunduğum coğrafya kadın olarak benim böyle bir coğrafyada yaşıyor olmam yani her şey her şey bunun çarpışmasından doğan durumlar ve algılar ve duygular duyumlar ben de imgeye dönüşüyor. Ama bu imge hiçbir zaman böyle ...şey olmuyor, tek bir şey anlatır bir şey olmuyor. Bu derinliği olan, benim ta çocukluğumdan itibaren bugüne kadar gelen... ...yani bütün hayatımın da çarpışmasını kapsayan e, imgelere dönüşüyor... ...ama bu imgeler e, bir metafor ya da sembol olarak kendilerini gösteriyorlar. E, mesela karşılaştığım bir şey, bir... E, durum diyelim olumsuz bir durum ben de ta çocukluğuma kadar giden bir bildiğim bir duyguyu bir, çok iyi bildiğim bir duyguyu yanına alarak onu da birlikte yanına alarak kendisini imge bir imgede ama bir metafor ya da sembol olan bir imgede kendisini dışa vuruyor, ifade ediyor. Hı hı. Şimdi e, buraya gelmeden önce biraz önce Zeynep Sayın'la bu düşlerden hakikatlere e, şeyinde neler söylemişim diye kısaca bir beş dakika kadar şöyle aralıklı aralıklı olarak baktım. Vinipotu e, da sizin bu şeyiniz üzerine biraz e, gözden geçirdim. Orada mesela Winnicott'un söylediği bir şey var. Anne memesi yerine geçen işte çocuğun parmağı ya da yumruğu ya da daha sonra kendi seçtiği çocuğun kendi seçtiği bir nesne yahut bir kumaş parçası. Hı hı diye evet, bahsediyordu. Evet. Bir kumaş evet. parçası, bir battaniye kenarı, bir kenarı. kumaş parçası Hı -hı. diye orada bahsediyordu. Bu bana şimdi biraz önce Zeynep'le yaptığımız söyleşide kurduğum bir cümle, bir cümle, orada bir cümle kurmuşum çok bilinçsizce. Hı -hı. Ee, bu ikisini birleştirip bir tespit yapmama neden oldu. Şöyle bir şey orada ben diyorum ki yani 2004 yılında sanat bazen biliyorsunuz ki propagandaya alet edilebiliyor. Yani sadece sanatçıya kalmış bir alan değil sanat. Yani çeşitli yönlendirmeler e, olabiliyor. Benim o dönem hoşuma gitmeyen bazı şey nedenlerden dolayı 2-3 sene kadar sanatı bıraktığım bir dönem var. Hı -hı. Ve ben onun arkasından annemin gelinliği örtemeyen isimli iş iş yapmışım, bir çalışma yapmışım. Hı -hı. Mesela kumaş parçası deyince benim orada kullandığım şey annemin gelinliği. Evet. Ve ben orada diyorum ki eğer annemin gelinliği bende kalmış olmasaydı, yani annemin gelinliği benim elimin altında olmuş olmasaydı hı hı. ben sanata hiç dönemeyebilirdim. Hı hı hı. hı. Evet. Şimdi Winnicott'un söylediği yani e, anneden kopup e, şeye e, e, kamusal alana yani gerçeğin alanına e, çocuk yaklaştığında arada kendi seçtiği bir nesne koyar. Hı hı. Diyorsunuz. Hı hı. Ee, burada da yani annemin gelinliği aynı şekilde benim için o gerçeğin alanına tekrar dönebilmem ve orada kendimi var kılabilmem ve ifade edebilmem için bir gerçekten bir geçiş nesnesi olmuş. Evet kesinlikle. Ve e, o annemin gelinliği örtemeyen yani fırtına da çırpınan bir gelinlik hı hı. bazen dolan bazen boşalan ee, benim ta çocukluğumdan itibaren o günün durumuna dair hı hı. bir çarpışmadan bir imgeye dönüşmüş, bir metafora dönüşmüş ve bu metafor ya da sembol e, bir e, benim dünya durumuyla ilgili bir algımın algımın e, bir şey algılamışım. Yani dünya durumuyla ilgili bir durum algılamışım. Bu algılama içinde bir metaforik bir sembolik bir imge olmuş. Yani hı hı. orada bir kendimi ifade etmeme vasıta olmuş. Hı hı. Dolayısıyla çok uyduğunu düşünüyorum. Yine bebekler de aynı şey. Hı hı. Bahsettiğiniz bahset daha önce işte kendi diktiğim yahut da hazır e, Barbie türü bebekleri kendi diktiğim e, şey e, nişlerin Kıyafet. içine içlerine tıkıştırıyordum. Mesela orada niş formuna baktığınızda yerle gök ama ben bunları bilerek yapmıyorum. Yani şöyle bir ifade biçimi değil bu. Ben e, işte şunu seçeyim, bunu seçeyim, bu bunu söylesin gibi bir şey değil. Bu kendiliğinden olan yani benim tarif edemediğim, nasıl olduğunu benim tarif edemediğim, Hı -hı. ben şimdi şunu anlatacağım diye başlamadığım, Hı -hı. E, kendiliğinden bir yönelimle, içsel bir yönelimle e, yöneldiğim e, ve olayın içindeyken kendi içinde bazı değişiklikler yaptığım, bitirdikten sonra da tümünün ne olduğunu tam anlayamadığım... Hı -hı. Çok zaman sonra bazen e, geri dönüp baktığımda birkaç yerinden tutup bir şeyler çözebildiğim hı hı. ama bir türlü de çöz çöz bitiremediğim hı hı. bir e, şeye dönüşüyorlar. Yani sembollere ve metaforlara dönüşüyorlar. Dolayısıyla bunlar ancak çağrışımlarla e, birilerinde bir uyarı yapıyor. Yani benim gözlemlediğim yani ben böyle olsun diye yapmıyorum ama e, benim gözlemlediğim şey bu. Ee, birinin bir şeyine değiyor. Hı hı hı. Sanıyorum internette bir küçük problem mi var? Sesim geliyor mu? Yok, sesim, sesiniz gayet güzel geliyor. Hani birilerinin böyle bir e, derinlik, derinliğin içinden geldikleri için e, ya yani insan olarak e, bu tip şeyler herkeste de, de olduğundan birinin hı hı hı. mutlaka bir, bir yanına değiyor. Yani hı hı. bir şeye denk geliyor. Hı -hı, ee, böyle ilerliyor benim işlerim. Arada sormak istediğiniz bir şey olursa, hı -hı, sorun. Sizler, herkes farklı bir okuma yapıyor dediğiniz gibi e, sizin işleriniz e, aslında sanat eserleri üzerinden. Aslında keyifli olan kısmı da bu. Sonra e, yıllar sonra belki o işlere ortak bir bakıp e, bir, farklı bir okuma yaptığınızda bu şeyleri bulabiliyorsunuz, e, ortak noktaları bulabiliyorsunuz. Evet. Bu da. Aslında sanatın başka bir tarafı, başka keyifli bir tarafı, e, kendinizde bir yabancılaşıyorsunuz. E, evet. Sonra eserlerinizde çok farklı şeyler fark ediyorsunuz. Eminim farklı sanat dalları için de aynı şey geçerlidir. Bir e, şey de çok ilgimi çekti. E, aslında geçiş nesneleri sadece bebeklikte değil, dediğiniz gibi işte belki e, oyuncağımızdan ayrı, memeden ayrılıyoruz, oyuncaktan ayrılıyoruz. Daha sonra o çocuk odamızdan ayrılıyoruz. Ee, daha sonra belki işte oku, ilkokul öğretmenimizden ayrılıyoruz gibi böyle aslında farklı kopuşlar var. Ee, yaşamımızın çok e, uzun yıllar boyunca farklı geçiş nesneleri koyuyoruz. Ee, farklı şeyleri e, yer değiştiriyoruz aslında. Farklı duygular katıyoruz bu nesnelerin içine. Ee, bu nesneleri... Alışkın olduğunuz bir dünyadan ayrılıyorsunuz. Evet. Yani... E... Hiç karşılaşmadığınız ya yani o güne kadar karşılaşmadığınız bir şeyle karşılaşıyor ve bunlar hep sizin geçmişte çocukluğunuzdaki yaşadığınız bir takım şeyleri alıp tekrarlayıp tekrar onları da toparlayarak kendini önüne katıp toparlayarak bugüne getirip imgeye ve sembole dönüşüyor. Dolayısıyla oldukça derin içeriklere sahipler. O nedenle de kolay tüketilir şeyler değiller. <laughs> ve her içine kattığı şeyle birlikte bugüne geldiği için de çok katmanlı ve çok çağrışımlı <laughs> şeyler oluyor. Yani semboller ya da metaforlar halinde oluyor. Yani ben mesela sizin bu Winnicott'un kumaş parçalarını geçiş nesnesi olarak koyduğunu okumadan önce annemin gelinliğinin böyle bir şey olabileceği hakkında herhangi bir fikrim yoktu. Biraz önce... Orada ettiğim bir cümle, annemin gelinliği olmasaydı ben sanata dönemezdim cümlesini kurmuş Hı -hı. olmam. Gayri ihtiyari. Vinikotu da okuyunca e, bu bağı kurmama neden oldu yani. Hı -hı, kesinlikle. Evet, çok güzel bir bağlantı olmuş. Ee, peki dönüşüm, metamorfoz is isterseniz işinizle başlayalım. Ee, hikayesini bir sizden dinleyebilir miyiz? Deneyim alanında yer vermiştim. Ee, çok Hı -hı. merak ediyorum. <laughs> evet. O çalışma bir üçleme halinde yapıldı 2002 Aha. ve 2003 yıllarında önce ben o sıralarda sanıyorum bir savaş vardı ama sonra ben onu unuttum yani o Aha. demek ki o savaşla karşılaşma esnasında benim çok çocukken bizim sonra sordum pek çok e, okulda ya yurt dışında bile yapıyorlarmış pamukların içinde işte fasulye koyarsınız mercimek hmm. koyarsınız onu her gün sularsınız bir ay bir buçuk ay ee, onun içinden filizler yetişir böyle biz de çocukken yapmıştık böyle evet. bir şey Herhalde Körfez Savaşı çıkmış sonradan siz o zaman sorduğunuzda ben dönüp bakmıştım ya bu tarihlerde ne olmuş da ben bu işi yapmışım diye evet Körfez Savaşı olmuş 2002 o yıllarda evet. silahların üstünde önce bunu böyle bir buçuk iki ay yetiştirmiştim. Daha sonra aynı yıl içinde Tahta Kaleye gittim. Biz çocukken tabii benim biraz yaşım sizlere göre daha büyük. Bizim çocukluğumuzda böyle her tarafı plastik olan bebekler vardı. Yani saçları da onların plastikti. Böyle saç şeklinde değildi. Tahta Kaleye gittim ve o o bebeklerden aradım. Epey bir miktar o bebeklerden buldum ve sonra o bebeklerin tümünün üzerini pamukla kaplayıp içlerine işte mercimek taneleri koyup onları bir buçuk iki ay boyunca her gün suladım hı hı. E, ve onlar büyüdüler. Büyüdüler her safha her gün onları fotoğrafladım ve daha sonra da bu çeşitli safhalarda büyümüş olan bitkilerle birlikte onları ev içinde çeşitli kompozisyonlar halinde Fotoğrafladım. İşte ne bileyim, bir çocuk gibi tıpkı hani çocukların kız çocuklarının böyle plastik e, mutfak eşyaları, e, plastik masa, işte plastik tencere, tava hmm. e, falan böyle şeyler, oyun çeşitli yan oyuncak nesneleri vardır. Onlarla birlikte böyle bir çeşitli kompozisyonlar halinde e, kurguladım ve fotoğrafladım. E, daha sonra da 2003 yılında bunu bu eylemi bedenime taşıdım. Yani yine pamukların içinde böyle şey gibi tulum gibi aynı şekilde koyarak bitki yet bitkileri yetiştirdim. Pamukların içine mercimekleri koyarak bitkileri yetiştirdim. Her gün suladım Hı -hı. iki ay boyunca. Bu tabii bir performans süreci aynı zamanda. Ama ben bunu yaparken bunlara ben ev performansları diyorum. Bunların bir performans olduklarını, sanat olduklarını falan böyle çok şeyinde olarak, bilincinde olarak da yapmış değilim. Sanki ben aslında kendimi tedavi ediyordum da yani. Hı hı. O, onlarla kendimi tedavi süreci yaşıyordum sanki. Ee, her gün bedenime giyip bunları e, fotoğrafladım ve bütün bu durumları da e, videolarla kayıt altına aldım ve sonra oradan da üç tane iş seçip sergiledim bitkilerin değişik büyüme şey dönemlerine dair onun da adı zaten büyümekti bu bahsettiğiniz metamorfozda yine bütün bu süreç fotoğraflandı ve onu da 8-10 parça şimdi tam sayısını hatırlayamıyorum değişik durumlardaki bebekleri seçerek değişik durumlarda bitkiler bebekleri ve farklı kompozisyonlar içindeki bebeklerden küçük bir grup yaparak onları e, sergiledim. Ee, yani çok çocukluğuma ait olan bir anıyı e, bambaşka bir durum içine e, taşıyarak o gün için e, dünyada karşılaştığım bir takım e, herhalde olumsuz durumlar <laughs> e, vardı e, ve kendi çocukluk anılarımdan da bir şeyler taşıyarak oyuncak bebeklerimi taşıyarak çok kişisel bir alanımla çok toplumsal bir alanım bir takım imgelerde metafor olarak kesişmiş oldu. Mesela bugün baktık, bakıldığında onlar ki o müzede hani o bedenimde olan şey ve bitkili bebeklerin yani bu metamorfozun videosu da sergileniyor. Orada mesela antropozent çoğuyla hani bağlantı kuruluyor Hı. ama o zaman hani böyle bir kavram yoktu ben bu işleri yaptığımda 2002 yılında. Fakat işte dediğim gibi bu metafor ve sembol olarak şey yaptığınız, hissettiğiniz şeyler çok çağrışımlı şeyler olduğu için yani o kadar çok şey içinde barındırıyorlar ki zaten de yani sizin içinizde olan bir bilgi bu e, bugün de örtüşebiliyor evet hı hı hı. kesinlikle e, aslında bu herhalde e, eserlerinizin sırası da bir anlam ifade ediyor değil mi biraz belki ondan da bahsedebiliriz e, bu süreç içerisinde e, onu nasıl değerlendirirsiniz e, bütün bu ortaya çıkan eserlerin ve sizin gelişim alanınız e, sizin çağrışımlarınızın e, aslında e, Süreciyle nasıl bir bağ kurarsınız? Yani ben baktığımda 1993'ten 92'den itibaren bebeklerle çalıştığımı görüyorum. Hı hı. Kaç yılına kadar? 2003 yılına kadar. Yani 2002 bu metamorfoz iş, iş, isimli işim bebeklerle yaptığım artık son çalışmalar gibi. 2002. Ondan önce yerleşememek de yine bir çuval bebeği alıp bir e, belirsiz bir alanda bebeğime yer aradığım işler vardı. Yine e, binan şeyin e, okulumuzun e, rektör dekanlık binası o zaman çok yıkıktı. Oraya bebeklerimle e, yerleş koyarak yerleştirerek yaptığım e, bir e, evcilik gibi bir performans vardı. Yani Bu tip bir e, çok çeşitli ya da bir oyuncak bebeğe işte zorla yemek yedirmeye, kahvaltı ettirmeye çalıştığım bir video çalışmam vardı alıp sokağa götürdüm birlikte çay içtiğim onun hareketsiz ağzıyla benim sesi çıkmayan hareketli ağzımın karşılaştığı sonra gidip eve tekrar geri döndüğümüz bir çalışma böyle bu bu tipten arka arkaya bu tipten çalışmalar 2002 yılı sonuna kadar sürdü 2003'te bahsettiğim gibi bu bedenime taşındı bitkiler ve ondan sonra bir süre ara verdim o ara sürecinde yaptığım tek iş bir beyaz bir bank ormanlık bir alanda beyaz bir bankta oturan siyah boş bir gelinliktir. Hı hı. O arada bunun dışında üç yıl bir iş bir şey yapmadım. Ondan sonra yaptım 2007'de yeşil şey tipi nesnelere geçmişim. Işte annemin gelinliği gibi hı hı gibi nesnelere hı hı. geçmişim. Annemin gelinliği örtemeyen. Hı hı. Onlar hem siyah beyaz resimler hem de bahsettiğim video ıı, şeklinde çalışmalardı. Eee işte karalamalar dediğim kendi çektiğim fotoğraflar üzerine dijital karalamalar yapıp sonra arkadan görüntüyü çekip aldığım karalamaların yazı gibi lekeye dönüştüğü karalamalar başlıklı bir çalışma dizim var. eee yani ondan sonra artık daha çok diğer nesnelere dönmüşüm. Hı hı. Daha sonra 2019'da annemin gelinliği örtemeyene yani tekrar geri dönmüşüm. Ama annemin gelinliği renkler diye geri dönmüşüm. Ona bütün hı hı. renklerini iade ediyorum hı hı. dediğim biraz daha öbürü çok melankolik bir çalışmayken o biraz daha neşeli bir hı hı. çalışma. Yani biraz daha içimdeki ya da dünyadaki bir şeyleri kabullenmek ben yani böyle gidiyor ama artık yapabileceğim de bir şey yok diye Hı. şefkatle sarılmak gibi Hı. benim evet, bari hani bari. algılayabildiğim evet bir şey Hı. yine bu kumaşlarla yaptığım e, e, dü, düş rolleri diye bir çalışma var onda da değişik insanlardan yani hep kumaş hayatımda hep hayatımın her alanında e, birilerinin izini taşıyan kumaşlar öyle e, olmuş. Yani orada da değişik insanlardan dört çuval giysi toplamıştım ve onları sokakta yaşayan, büyük oranda sokakta yaşayan insanlara verip en işlerine yaramayacak olanları onlara verip daha sonra benim aklımda olmayan ama onların çok büyük şey kattığı ve benim de takılıp onların peşinden gittiğim düş rolleri çalışmasında da yine bu kumaşları kullanmışım yani bu geçiş ge kumaş geçiş nesnesi de deyince diye okuyunca vinikotu böyle bir bağlantı kurma ıı, şeyim de imkanım da oldu say Hı -hı. sizin sayenizde Hı -hı. çünkü vinikotu biliyordum ama hani e, bu, bu kadar yakından açıkçası bakmamıştım Hı -hı. siz Hı -hı. bana tanıtınca e, benim açım benim önümde ayrı bir şey daha alan daha açmış oldunuz sağ olun işlerimin Hı -hı. de Böyle bir yanını evet görmeme fırsat vermiş oldunuz. Ee, yani kumaşlarla şöyle yapıyorum benim anladığım. Yani ben bunu bilerek yapmıyorum ama yaptıklarıma geri dönüp baktığımda şöyle bir şey yaptığımı görüyorum. Yapıyorum, yapıyorum. Sonra önceki işime bir daha geri dönüyorum. Hı hı. Onu ona bir şeyler ekliyorum. Hı hı. Yani başka bir şeyler ekleniyor ona ve sonra o tekrar ele alınıyor. Mesela hı hı. şu anda da yaptığım çalışmalara baktığımda. Ee, bu bebeklerimin yani bu metamorfoz büyümek gibi işlerimle çok alakalı şeyler yapmaya başladım hı -hı. şu anda da Güzel. Ee, tekrar şimdi bu metamorfoza e, büyümek işi isimli işimin o dönemime geri dönmüşüm hı -hı. ama yaptığım şey birebir o öyle değil öyle değil ama çok yakın ilişkili hı -hı, hı -hı. bambaşka bir şekilde evet. ele bu olur. şekilde ele Evet, bambaşka. Mesela orada daha çok performans ve e, fotoğraf ve videolar kullanmışken, Hı -hı. şimdi kağıt üzerine mürekkep kullanıyorum. Hı -hı. E, malzemem de değil, Hı -hı. değişti ama şey olarak duygusal bağlantı olarak çok yakın ilişkileri var. Evet. Hı -hı. Hı -hı. Tabii diğerleriyle de var, yok değil. Diğerleriyle de var. Ama baktığımda ilk etapta gözüme çarpan onunla bir yakın ilişki olması, Hı -hı. onlar o dönemle ilişki olması. Çok teşekkürler. Peki bir şey sormak isterim. Bebe, çocukluğunuza dair hatırladığınız hala belki sakladığınız bir geçiş nesnesi, oyuncak, dediğiniz gibi bir battaniye ya da e, annenizden kalan bir e, o döneme ait bir nesne bulunuyor mu? E, onu merak ediyorum. Hala ederim. mı? Yani hala sakladığınız bunu. Ya da hatırladığınız, hatırladığınız da olabilir. Evet. E, saklanmamış olsa da. E, annemin gelinliği. Hı hı. <laughs> Zaten evet esen eserinize de kullanmışsınız birkaç kere. <laughs> evet onu yani evet onunla garip bir ilişkim var bir bağınız var çok güzel. Bir de son kez son olarak Asamblajlar 1, bir iki ve yerleşememek adlı işlerinizle ilgili detaylı konuşmak isterim onları da proje sergisine yer vermiştim onların da kısaca sizden hikayesini alabilirsek çok sevinirim hı hı. E, asamblajlarda e, Barbie bebekleri e, kendi üç boyutlu e, açtığım nişlerin içine yahut da kendi diktiğim bez bebekleri yani onları bezden kendim dikiyordum içlerine pamuk koyarak sonra onları böyle e, nişlerin içine e, şey Sıkıştırıyordum. Onların böyle sıkışmaktan gelen eciş bücüş e, bir takım halleri e, oluyordu. E, bir süre bir, birkaç sene kadar e, böyle çalışmalar yaptım. Yani hem öğrenciliğimin son yıllarında hem de e, bir, mezun olduktan bir süre sonraya kadar yaptım. E, ama hani bunlar neyi anlatıyordu sağda solda okuduğumda yani ben burada böyle bir bilgiden ön bilgiden hareketle o işleri açmadım ama daha sonra edindiğim bilgi nişin yani küre ve e, kare formunun yer ve göğü anlattığı hmm. e, öyle bir sembol olduğu bir yerlerde yazıyordu ama bu hani benim sonradan edindiğim bir bilgi. Evet. Yerleşememek işi, onları 93-92 yıllarında yapmıştım. Hı. Yerleşememek iş, isimli işim de 94 yılına aittir. Ee, orada da işte bir kadın iki çuval e, oyuncak bebeği topluyor. O benim. Ve Hı. bu tek başına bir performans. Fotoğraflarını eşim çekti. Hı. Bir inşaat alanına gittik. Caddebostan taraflarındaydı sanıyorum oralarda. Bir bina yıkılmış. Ee, bir takım kolonlar çıkmış, kirişler çıkmış Hı. ama ne olacağı hakkında son derece belirsiz bir ortam var. Hı hı. E, ve o belirsizliğin içinde ben e, işte diziyorum bebeklerimi yerlere. E, elimdeki birkaç bebeğe yer arama koymak için yani nereye koyayım? Şuraya mı koyayım? Buraya mı koyayım? Oraya koyabilir miyim? Buraya koyabilir miyim gibi yer arıyorum. Yani elimdeki bebeği yerleştirebilecek, koyabilecek yer arıyorum ama bulamıyorum. Hı hı. Bir türlü. Yani ee, öyle bir e, tek kişilik bir e, performanstı <laughs> ve uzun süre evet sergilenmedi de yani <laughs> sergilenmedi o zaman Hı -hı. çok ilgilenilmemişti herhalde ee, daha sonra işte kitabımın kapağı oldu Hı -hı. yayınlanmış olan yayınlanmış. yerleşememek Hı -hı. Ee, başka Gerçekten böyle evet genellikle böyle. böyle peki çok teşekkür ediyoruz ee, benim için çok keyifli bir söyleşiydi aynı zamanda eserlerinizle e, kurduğum bağ da bana beni çok farklı yerlere e, götürdü e, projemde e, ilk seçtiğim e, sanatçı sizdiniz çok e, direkt zaten işlerinizi görür görmez o bağlantıyı kurmuştum e, seçtim temayla e, kuramsal çerçeveyle e, çok teşekkürler e, umarım çok başka projelerde tekrar bir araya gelme şansımız olur Umarım ve sizin bu yani Winnicott'la kurduğunuz işlerim üzerinden Winnicott'la kurmuş olduğunuz bağlantı benim açımdan da çok değerli. Çünkü benim de işlerime bakarken ee, daha derin bakabilmeme vesile oldunuz. Hı hı. Yani annemin var. gelinliğini seçmeme... Evet yani hani üç yıl sanatı bıraktıktan sonra annemin gelinliği olmasaydı ben sanata dönemezdim diye bir cümle kurmuşum. yani bir duygu ifade etmişim. Evet. Minik sizin sayenizde bakınca bunun önemini anladım. Ve o nedenle de bu geçiş nesnesi yani sanatta karşılaştı dünyada karşılaştığımız durumlar bizi ta beni ta çocukluğuma kadar oradaki duyguyu alıp buraya taşımama vesile olacak kadar geri götürüyor Hı -hı. ve a, şeyi toparlayıp önüne sürükleyip getiriyor. Hı -hı. Bunu fark ettim. Evet ne mutlu bana. Çok çok Sağ memnun oldum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. Ben de öyle. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. İnşallah ileride de güzel şeyler birlikte yapmak dileğiyle. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.